İyi akşamlar. 22 Mart Pazar gününün gündemiyle karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının 947'ye yükseldiğini açıkladı. Testlerde hızlı sonuç alınmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs testinde hızlı tanı kitleri Türkiye'de de uygulanmaya başlandı. Artık test sonuçları 15 dakikada alınabilecek. Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Gece yarısı sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 277 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Koca, hasta sayısının 947'ye, koronavirüsten ölenlerin sayısının da 21'e yükseldiğini belirtti. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan Türk öğrenciler ülkeye getiriliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden toplam 3358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağını açıklamasının ardından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bir bölümü Çorlu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi. 7 ülkeden 3358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklamasının ardından Kazakistan ağırlıklı olmak üzere çeşitli ülkelerde öğrenci değişim programı ve Erasmus projeleri kapsamında yurt dışında bulunan 74 öğrenci önce İstanbul Havalimanı'na ardından da otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çorlu'ya 101 öğrenci daha getirilmesiyle Çorlu'daki öğrenci yurdunda toplam 175 öğrencinin 14 günlük karantina süresi başlamış oldu. Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılımını önlemek amacıyla bilim kurulunun önerisiyle test sayısını arttırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten bakanlık, şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı. Artık yeni tip koronavirüs tanısında 60 ila 90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak. Türkiye'de koronavirüsün görülmesi sonrası sağlık çalışanları yoğun mesai yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 günlük destek çağrısı yurdun dört bir yanında karşılık buldu. Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına 3. gününde de alkışlarla moral verdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve daha pek çok kentte vatandaşlar balkonlardaydı. Hep birlikte alkışlayarak sağlık personellerine destek verdiler. Iğdır Valiliği ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde oluşturduğu platformda saat 21'de havai fişek gösterisiyle sağlık çalışanlarına "Yanınızdayız" mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesajla evde kal uyarısı yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden de videolu bir mesaj paylaşan Erdoğan, yurttaşlardan evde kalmalarını ve bilim kurulunun tavsiyelerine uymasını istedi. Özellikle 65 yaş ve üstüyle kronik hastalığı olan yurttaşların sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu. Erdoğan ayrıca gıda ürünlerinde herhangi bir stok sorununun olmadığını belirtti. Tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez sosyal medya hesaplarından vatandaşa seslendi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletin tüm kademeleri görevinin başında dedi, sözlerine sağlık çalışanlarına tebrik ve teşekkürle başladı. Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ve bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum. Sizlerden ricamız, hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz,
etmeyenleri uyarmanızdır. Erdoğan, salgında en riskli grup olan 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmayın çağrısını bir kez daha getirdi. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa, tekrar ediyorum, onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz. Ve bilim kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler. Ve dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibariyle ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Mesajında market alışverişlerinde izdiham ve paniğe gerek olmadığını da yineleyen Erdoğan, herhangi bir ürünün tedariği noktasında sorun yaşanmadığını vurguladı. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında, gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz. İmkanlarımız elimizde mevcuttur. Gerek sağlıkta, gerekse diğer noktada. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbir mekanizması gün geçtikçe genişliyor. İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu. Bakanlığın yayınladığı ek genelgeyle de tüm lokanta, restoranlarla pastane ve benzeri iş yerleri sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermeye başladı. Yargıdaysa koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı. Nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlarla kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı. Yasak, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunanlar için ikametten ayrılma kısıtlaması yasaklanması konulu genelgesiyle başladı. Genelge ile 65 yaş ve üzeriyle bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlarla bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların 22 Mart saat gece yarısından itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi. Yasağa uymayanlara uygulanacak yaptırım da belli oldu. Buna göre yasağı ihlal durumunda 3.150 lira ceza ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre suç duyurusunda bulunulacak. Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinde bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır ibaresi bulunuyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler bu yasağa göre de ceza alabilecek. Kararla birlikte ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için 65 yaş üstü vefa sosyal destek grubu da oluşturulacak.
Destek grupları, il ilçe emniyet müdürü, il ilçe jandarma komutanı, vali, kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak. İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerlerinin de sadece paket servis, gel al benzeri şekilde hizmet vereceğini açıkladı. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak. Yargıda da koronavirüs salgını için yeni tedbirler geldi. Resmi gazetede yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu'nun 330. maddesi gereğince sahip olduğu yetkiyi kullanmış oldu. Karara göre nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. Bu çerçevede taraf ve takip yapılmamasına, yeni icra takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi. Bu karar sayesinde koronavirüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak. 30 Nisan'a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sigara karşıtı kampanya ve söylemleriyle kamuoyunda bu bağlılığa karşı bilinç oluşumuna katkıda bulunan Başkan Erbaş, sigaranın bağışıklık sistemine olan zararına dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizde günde 320, dünyada günde 16.500 kişiyi öldüren sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli ölçüde bozuyor. Bu da koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim ifadelerine yer verdi. Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 13 bini, vaka sayısı 308 500'ü geçti. Covid-19'dan en çok etkilenen ülke İtalya oldu. Can kaybı neredeyse 5 bine yaklaştı. Çin'de ise durum giderek iyiye gidiyor. Ülkede 3 gündür yeni korona vakası olmadı. Dünya genelinde koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini geçerken virüsün bulaştığı kişi sayısı 308.500'ü aştı. Koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 4.825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu. İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3.000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Çin'de görüldü. 3 gündür yeni vakanın olmadığı Çin'de bazı bölgelerdeki denetim noktaları kaldırılıyor. Salgında en fazla ölümün kayda geçtiği 3. ülke İran. 1600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 20 bini aştı. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüsle mücadele yardım teklifini reddetti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsün yayılmasından kaynaklı olağanüstü durumun 2 hafta içerisinde ortadan kalkmasını beklediğini açıkladı. Fransa'da son resmi verilere göre koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı ise 14.000'i geçmişti. İnsani Yardım Kuruluşu Baraka City, ülkede koronayla mücadele eden sağlık personeli için Türkiye'den 1 milyon maske yardım talep etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 350'ye yaklaştı. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından yaptırdığı test negatif çıktı. İspanya'da 1381, İngiltere'de 233, Hollanda'da 136, Güney Kore'de 104, Almanya'da 84 kişi hayatını kaybetti. Avrupa'nın kalbi Belçika'daysa korona 67 can aldı. Abluk altında olan Gazze'de Pakistan'dan dönen 2 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi. Kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildi.
Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı ve kandillerde camilerin kapalı tutulacağını açıklaması üzerine Miraç kandili evlerde idrak edildi. Vatandaşlar Miraç kandilini evlerinde televizyonlardaki kandil programını izleyerek idrak etti. Camilerde ise tedbir gereği sessizlik hakimdi. Bütün dünyadaki camilerin bu virüs nedametinden, bu virüsten kurtar ya Rabbi. Bütün Müslümanları kurtar ya Rabbi. Elimizi açtık ya Rabbi, senden istiyoruz ya Rabbi. Şifa isminle şifa ver ya Rabbi. Mübarek Miraç kandilinde eller semaya bu dualarla açıldı. İlahi alemin, Kur'an'ın yolundan. Bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerin geçici süreyle kapatılması sonrası müminler bu kez evlerinde idrak etti Miraç kandilini. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması nedeniyle alınan karara uyan vatandaşlar Miraç kandili gecesinde evinde kaldı. İbadetlerini evinde eda etti. Gönül isterdi ki bugün camimizde ibadetimizi gerçekleştirelim. Bazımızı orada dinleyelim. Dualarımızı orada edelim. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten, bu illetten kurtuluruz. İbadetlerimize tekrar döneriz. Tarihi camiler alışıldık görüntülerinden uzaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle camiler, cuma ve kandil gecesinin kapalı olacağının açıklanmasının ardından Miraç kandilinde İstanbul'da Fatih ve Eyüp Sultan camileri boş kaldı. Bazı vatandaşlar akşam ezanı bitene kadar cami etrafında bir süre bekleyip dua edip ayrıldı. Cami girişlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararı asıldı. Miraç kandili nedeniyle cami önlerinde vatandaşların birikmemesi için güvenlik güçleri de hazır bekletildi. Gönüller buruk olsa da vatandaş alınan tedbirlerin toplum sağlığı için olduğunun bilincindeydi. Vatandaş da biraz uyum sağlayacak yani. Biraz bilinçli olacak. Peygamber Efendimiz de bak yani zamanında veba salgını olmuş. Ne içeriden kimseyi dışarı koymuş ne de içeri kimseyi sokmuş. Demek ki insan sağlığı her şeyin önünde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı EBA üzerinden eğitim görecek. Bir sayaç aracılığıyla ölçülür. Uzaktan eğitimde ilk ders başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitimde ilk ders 23 Mart sabah saat 9 itibariyle ekranlarda olacak. TRT EBA TV'de ilk aşamada temel dersler yer alacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizceye ilave olarak yetiştirme programı kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. 23-27 Mart'ta TRT EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı EBA üzerinden eğitim görecek olan öğrenciler TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışı ve ders programını takip ederek kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının gün ve saatini öğrenecek. Yayın akışına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak. Konu eksiği olan öğrenciler eba.gov.tr üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içeriklerle de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak. Duvarda bir aile resmimizin oldu.
Sayın seyirciler, koronavirüsle mücadelede devlet kadar vatandaşa da ayrı görevler düşüyor. Tedbir ve kurallara uymalarının yanı sıra sergiledikleri davranışlarla da bazıları bu sıkıntılı dönemde umut ve moral kaynağı haline geliyor. İstanbul'da yolcularına maske ve eldiven dağıtan minibüs şoförü, Antalya'da sokağa koronavirüs lavabosu koyan esnaf ve diğer güzel örnekler işte yurttan koronavirüsle mücadele dayanışması. Dünyanın pek çok noktasına yayılan ve Türkiye'de de can alan koronavirüs toplumsal dayanışmayı da arttırdı. Burası İstanbul. 10 yıldır minibüs kullanarak ekmeğini kazanan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, koronavirüse karşı aracındaki tedbirlerini arttırdı. Hem kendi hem de yolcularının sağlığını ve hijyenini düşünen Çiçek, yolcularına 1000 maske ve 1000 eldiven dağıttı. Çok uygun olur, çok beğendim. Yani bunu düşünmesi bence ince bir düşünce, yani güzel bir düşünce. Bununla da kalmayan Çiçek, sağlık çalışanlarına minibüsünde ulaşımı da ücretsiz yaptı. Bu birlik beraberlik içinde olmamız gerekirken bu süre zarfında ne yazık ki fırsatçılar virüsten daha çok yayıldı. Ben de bunlara gerçekten duyarsız kalmak istemedim. Mehmet Şirin Çiçek, minibüsünün içine astığı toplumsal mesajlar içeren afişlerle ve sokak hayvanları için gerçekleştirdiği yardımlarla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Uluslararası İyilik Ödülü'ne de layık görülmüştü. Bu görüntülerde Antalya'dan, Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesinde 12 yıldır esnaflık yapan 49 yaşındaki Sedat Kızıl, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan hijyen uyarısına kendi imkanları çerçevesinde destek verdi. Mahalle sakinleri ve gelip geçenlerin ellerini yıkamaları için sokağa iş yerinden çektiği hortuma lavabo koydu. Lavaboya sıvı sabun da bırakan Kızıl, lavaboya suya sabuna dokunun yazısı da astı. Sokağa çıkmamakla, sokağa mecbur kalıp çıktıysak bilene, bizim gibi böyle duyarlı esnaflardan fayda sağlayarak da elimizi yüzümüzü yıkayaraktan da virüsten uzak durmakta fayda var. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise otobakım ve temizlik hizmeti veren bir esnaf, koronavirüsle mücadele adına örnek bir davranış sergiledi. Esnaf, sağlık çalışanlarının araçlarını ücretsiz dezenfekte etti. Bu iş yerinde arkadaşımızın bizleri düşündüğü için böyle bir uygulaması olduğunu duyduk ve geldik, gayet memnun kaldık. Koronavirüsle mücadelede evde kalınması uyarıları sık sık tekrarlandı. Bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen yamaç paraşütçüleri duyarlılığı havadan aşıladılar. Bir grup paraşütçü uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlara çağrıda bulunmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Paramotora astıkları evde kal pankartıyla Uşak semalarında uçuş gerçekleştirdi. Yani yukarıdan herkese duyurmayı planlıyoruz. Çünkü bunun tam anlamıyla bilincinde olmasını sağlayacağız halkın. İnsan üzerinde büyük bir etki yaratacağını tahmin ediyorum. Evet, bu görüntülerle bültenimizi noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.